Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, Hobi Bahçesi serimizin 3. videosunu çekiyoruz. Ekimden sonra yaklaşık 2 hafta geçti, 2 gün falan, 12 gün falan oldu ve bugünkü videomuzda gübreleme yapacağız. Gübreleme, sulama ve detaylı bilgiler olacak bu videomuzda. Bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Hatta bunun için bir de oynatma serisi düzenledim. Oynatma serisinden yeni başlayacak olanlar birinci videodan itibaren takip ederler. Şimdi yanımda kızım, yine kameramanım. Merhaba arkadaşlar. Erva var ve sulama yaptık. Gübreleme yapacağız. Gübreleme hakkında bilgiler vereceğiz. Ayrıca geçen haftaki videomda belirtmiştim, bazı gübreleri tedarik etmeniz gerekir diye. Nereden alacağız konusuna da gelince yine orada bir site vermiştim. Siteyle benim bir bağlantım yok. Sadece sizlere yardım olmak amacıyla. Bir de güvenilir ve küçük ambalajlı ürünler olduğu için hobi bahçesi yapan arkadaşlar için çok uygun olduğunu düşündüğüm Gübretaş Bahçem sitesi var. Oradan dilediğiniz ürünleri küçük ambalajlarda alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir amonyum sülfat, yani şeker gübresi, normalde 50 kiloluk satılır. Ama küçük bir bahçeniz varsa 50 kilo alamazsınız. Size 1 kilo, en fazla 5 kilo lazım olacaktır. Bunun gibi bütün gübreleri ufak çaplı 1 kilo, 5 kilo boyutunda alabilirsiniz. Ve orada gübreleme hakkında da detaylı bilgiler var. Uzmana sor diye bir bölüm var. Ben kendim hiç kullanmadım ama muhtemelen Gübretaş köklü ve büyük bir kuruluş, yerli üretim yapıyor. Muhtemelen size cevap vereceklerdir. Şimdi tam 2 hafta geçti. 2 hafta da tam olmadı. 12 gün oldu. Önce bir şeylerimizi tanıyalım. Bitkilerimiz ne duruma gelmiş, nasıl olmuş, onları bir gösterelim. Daha sonra da ben şu anda buraya yaklaşık 1,5 saat falan su verdim. Şimdi benim bidonun boşalmasını bekliyorum. Bidon boşaldıktan sonra gübreleme yapacağız. Hangi gübreleri vereceğiz onu da söyleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda da söyledik. Kolay, anlaşılabilir, ulaşılabilir ürünlerden bahsedeceğiz. Çünkü hobi bahçesi yapan arkadaşlar öyle bizim ticari amaçlı ürettiğimiz ürünlerin birçoğunu alamayabilir. Ya da almak istese dahi büyük ambalaj olduğundan dolayı çok para tutuyor ve bunu bir zevk için yapıyor. Çok da masraf yapmadan kaliteli ürün yetiştirmek için özel tüyolar vereceğiz. Şimdi şöyle bir gelelim. Patlıcanlarımız, bunlar topak patlıcandı. Patlıcanlarımız gayet güzel büyüdüler. Ve normal, aa, ben bak, görüyorum kızım. İlk tomurcuklar da başladı. Normal üretimde dahi, yani ticari üretimde dahi ben her zaman söylüyorum, İlk 10 gün hiçbir şey vermeyeceksiniz. Sadece su. Geçen hafta deneme yapmak için az bir şey humik asit verdim. Başka bir şey vermedim. Burada daban gübresi yok. Sadece kül var. Daban gübresini kullanmadık. Siz kullanabilirseniz iyi olur. Ölçülerini de vereceğim. Genelde hobiciler fazla gübre vererek ürünleri yakıyorlar. Lütfen videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizde fayda olacaktır. Zira satır aralarında işinize yarayacak çok değerli bilgiler olacaktır. Şimdi patlıcanlarımız çok güzel olmuş. Ondan sonra biberlerimiz var tabi. Şimdi ekerken ben hangisinin hangisi olduğunu biliyordum da şu anda biraz karıştırmışım. Biberlerimiz de kök attı ve güzel bir şekilde şu anda çalışıyor. Biberlerde hafif kırmızı örümcek hasarı var. Kırmızı örümceği arkadaşlar nasıl anlıyoruz? Şu biberin ortasında bir damar var. Bunu görüyorsunuz. Eğer bu damar genelde taze yapraklarda ve bu dönemde çok olur. Bu damar şöyle zikzaklı olduğu zaman ve tepe buruştuğu zaman kırmızı örümcek vardır demektir. İkinci bir husus, yaprak galeri güveleri. Onu da burada size göstereyim. Patlıcanda var. Şöyle harita böceği de diyoruz buna. Görüyorsunuz bunun içine güve giriyor. Sağa sola bunu harita şeklinde yapıyor. Biz harita böceği de diyoruz. Ve yaprak galeri güveleri de diyoruz. Bunlar için de ilaçlarını söyleyeceğim. Şimdi diğer bitkilerimize bakıyoruz. Biberlerimizi görüyorsunuz, gayet güzel olmuş ama tepede buruşmalar başlamış.
Ve zenk de var arkadaşlar. Zenk dediğim yaprak biti. Yaprak bitini de özellikle kabakta çok aşırı bir şekilde var. Onu da göstereceğim şimdi. Salatalıklarımız, onlar da güzel çalışıyor. Arada bir iki taneyi sonradan ektim bunları. Bunları kedi parçalanmıştı. Kedi burada oynarken kırmıştı. Bir tanesi de başta olmamıştı zaten. Salatalıkları ve domatesleri gelecek hafta ipe alacağız. Kopar onu kızım. Niye? Kopar kopar olmuş. Ye bakayım. Taze taze. Minik bir çilek daha oldu. Domateslerimize gelelim. Domatesler çok güzel olmuş. Bunları da haftaya yine ipe alacağız. Ve koltuk alma işlemi olacak. Suyu verince alttan çıkmış kızım. Şimdi şu gördüğünüz kırmızı su, bu arkadaşlar şey, hayvan gübresi değil. Bizim yan tarafta şey var, fırın var. Fırında bunlar şey yakıyor, fındık kabuğu yakıyor. Fındık kabuğunun külünü aldım, buraya serdim. Her orada 2-3 güne bir teneke oluyor. Hepsini getireceğim, bütün atları sereceğim. Eğer pide fırını değil de şeyler bunu yakıyor, somun fırınları. Somun fırını varsa yakınınızda bir teneke götürün, orada külleri alabilirsiniz. Bahçemizin en kötü performansı şeyde, kabaklarda. Kabaklarda da şöyle bir gösterelim altını. Bakınız görüyorsunuz, şurada tırnağımın ucunda, telefonda görüyorum bilmiyorum ama şeyde, kamerada. GoPro biraz şey yapmıyor, netlemeyi çok iyi yapmıyor. Yaprak bitleri var. Yaprak bitleri bitkinin öz suyunu emdiği için bitki yaprakları kırışık oluyor ve tepe duruyor, çalışmasına engel oluyor. Bunlar için de ilaç atacağız. Bunların doğal çözümleri internete baktığınızda, YouTube'a baktığınızda onlarca video var. Ama ben doğal olanı kullanmayacağım. Niye diye sorarsanız da çok başarılı değil arkadaşlar. Faydası mı var mı? Var. Ama öyle çok da başarılı değil. Çünkü dükkanın önündeki biberlerim var. Benim ayakkabı dükkanın önünde şeyler var. Biberler ekmişim saksıya. Onlarda Arap sabunu, işte kırmızı toz biber, bunların karışımını yaparak kullandım. Çok faydasını görmedim işin açıkçası. Bunlara ben ilaç atacağım. Bunları yapmayın demiyorum. Bunlara karşı da değilim. Fakat kendi bahçemde ben daha kesin, daha garanti olan bu ilaçlanma yöntemini deneyeceğiz. İlaç deyince yaprak bitleri, beyaz sinekler için Mospilan diye bir ilaç var. Onu kullanıyoruz. O da 100 gramlık şeyleri var, toz poşetleri var. Bunun etken maddesi asetamiprit. Hem yaprak bitlerini öldürüyor, hem de şeyleri öldürüyor. Beyaz sinekleri öldürüyor. Artı şey için de, kırmızı örümcek için de Actinmor veya Abamectin, ya yani Masmectin, piyasada şeyi çok, etken maddesi Abamectin arkadaşlar. Abamectin diye yazılıyor. Litrede 18 gram. Onu kullanacağız. Bu ikisini kullanacağız. Bir de ileride eğer yeşil kurt olursa Emamectin benzoate, yani Emamectin benzoate etken maddeli toz yeşil kurt Prodenya ilaçlarını kullanacağız. Gönül isterdi ki hepsini tek bir ambalajda yapsınlar ama ticari meseleler mi diyeyim artık, ne dersen deyin, her biri için ayrı bir ilaç yapmışlar. Biz de bunları kullanıyoruz. Şimdi şeyi kızıma vereyim. Kamerayı kızıma vereyim. Gidelim gübremizi hazırlayalım. Tul kızım. Gel şimdi. Oradan çık. Şimdi bir de şey olmuş. Otları göster kızım. Bunlar otlanmış. İkinci haftadan sonra bir kara kazma yapmamız gerekiyor. Kara kazma yaptığımız zaman bir kara kazma eşittir iki gübre, üç gübre. Kara kazma çok önemlidir. Mutlaka yapılması lazım. Çok da iyi olacak. Gel kızım şimdi. Şimdi gübreleme işini ben bu şekilde çözdüm. Bu sağlam 25 litrelik mavi bidon. Basınca dayanıklı. Şebeke suyundan ben sulama yapıyorum.
Şebeke suyunun basıncı yaklaşık 3-4 bar civarında ve bu basınca dayanıyor. O beyaz bidonlar 20 litrelikler dayanmıyor. Hatta biraz sonra verince şişecektir, göreceksiniz. Şimdi ne gübremiz var arkadaşlar? Bunda 3.18 gübremiz var. 3.18 bir su bardağı tahmini 200 gramdır arkadaşlar. Normal standart cam bardaklar bir bardak 200 gramdır. Bu da onun kadar bir şey. Bu da 200-250 gram falan gelir. Ondan sonra burada humik asitimiz var. İçindeki humik asit. Bunu önceki videoda söyledim. Aslında bu bir deniz yosunu kabı. Tarladan getirdiğim için bu vardı. Bunun içine kattım. Bunun içindeki humik asit çok kaliteli bir humik asit. Likit humus diye geçiyor. Aştargo. Niye böyle kullanıyorum? Aktargo aslında da. Bazı takipçilerimiz Türkçe konuş diyor. Türkçe olunca aştargo oluyor. Ama Aktargo firmasının, Hekagro firmasının kaliteli likit humusu. Bunu kullanıyoruz. Bir de 150-200 gram kadar da amino asitimiz var. Bunları bu 5 litrelik bunları ben niye özellikle bunları getiriyorum ki herkes ulaşılabilir olsun. Yani tutup da gidip ayrıyeten para vermesin. Evdeki 5 litrelik yağ şeyimize bidonumuza bunları boşaltıp karıştıracağız. Daha sonra bunun içine karıştıracağız. Ve suyu açacağız. Sulamamız şu anda bitmiş. Suyu açacağız. Tahmini 15 dakikada falan 10 dakikada 15 dakikada ilaçlı gübreli suyumuz gidiyor, bitiyor. Bittikten sonra da üstüne bir 15 dakika temiz su verdikten sonra gübreleme işlemimiz bitmiş olacaktır. Ver kızım şimdi. Şimdi gübrelerimiz bunlar. 3.18 humik asit, amino asit. Bu 3.18'in yaklaşık olarak şurada, şunu şuraya katayım da. Yaklaşık olarak şu altta bir 50 gramı amonyum sülfat yani şeker gübresi. Azotu biraz fazlalaştırıyoruz. Ki bu dönemde bitki biraz hızlı gelişsin diye. Bu oranları nasıl hesaplayacağız? Şimdi bizimki biz tarlada dönüm hesabı veriyoruz. Ama küçük bir bahçeniz varsa, birkaç tane bitkiniz varsa oranları nasıl hesaplayacaksınız? Arkadaşlar bitki sayınız biliyorsanız eğer çok küçükse böyle bahçeniz bir bitkiye 1 gram maksimum 2 gram civarında gübre vereceksiniz. 3.18 ve toplam verdiğiniz gübre. 3.18 ve amonyum sülfat gübresi. Ondan sonra amino asitten bitki başına yarım gram maksimum 1 gram. Humik asitten de bitki başına 1 gram maksimum 2 gram. Bu şekilde gübreleme yapacaksınız. 2 gramı geçmeyin. Genelde hobiciler fazla gübre veriyor, ölçüyü tutturamıyor, yakıyor. Farz edelim ki bitki sayısı yani bahçe biraz büyük. 100 metre, 200 metre. O durumda ne yapacaksınız arkadaşlar? Hat boyunu ölçeceksiniz. Yani burada bizim 6 hatımız var. Kızım biraz bu tarafa gelsene. Bizim burada 6 hatımız var. 6 hat 8-9 metre uzunluk var. Toplam burada 60 metre var. Bunu da metre başına 3 gram şeklinde verebilirsiniz. Maksimum 2 gram, 3 gram. Bu gübrelemeyi bir haftada 10 günde bir tekrar edeceğiz. Bu şimdi verdiğimiz gübre bunu 10 gün rahat götürecektir. Damlaması olmayanlar nasıl yapacak arkadaşlar? Damlaması olmayanlar metre başına 1 gram daha fazla atacak. Yani 1 metreye 3 gram değil de maksimum 4 gram gübre şeklinde verecek. Biraz fazla verecek. Suyu bıraktığınız zaman dilerseniz böyle bir karışım yine yapıp o suyun içine boşaltırsınız. Ya da böyle bir bidon bulursunuz. Bunun buraya bir musluk takarsınız. Gübrenizi karıştırırsınız. Sulama yapılırken ya da yapılmadan önce olmaz. Yapılırken en sağlıklısı. İçinde şöyle su varken suyun üzerine böyle bırakacaksınız. Bu şekilde gübrelememiz olacak. Şimdi kızım sen bunu tut. Ben bu gübreleri bir karıştırayım. 3.18 gübremizi döktük. Burada karıştırıyoruz bununla. Tam erimesini sağlıyoruz. Önce gübreyi eritiyoruz. Daha sonra bu humik asit ve amino asidi
katacağız. Bu amino asit arkadaşlar, çilampa ağırlıklı ucuz yollu bir amino asitti. Tarlada kullanmıştık, oradan biraz getirdim. Dilerseniz diğer videolarımızı takip eden arkadaşlar, yani bu videoyu hem hobiciler takip ediyor hem de normal ticari üretim yapanlar takip ediyor. Diğer videolara bakarak dönüm hesabı ben bilgiler veriyorum. Dönüm hesabından yeriniz kaç metrekare ise o şekilde de verebilirsiniz. Bir de saksı durumu var. Saksıda yapanlar var. Saksıda yapanlar dediğim ölçülerin yarısını kullanacak. Yani bir saksıya maksimum 1 gram, yani yarım gram yeterli, yarım gram ile maksimum 1 gram civarında gübre vermeleri gerekiyor. Şimdi gübremiz eridi. Amino asitimizi boşaltıyoruz. Ve humik asit katacağız. Humik asit de bizim burası 60 metreydi. 2 gramdan verirsek 120 gram. Bu 300 gramlık bir şişe arkadaşlar. Şunu tahmini kattık. Herhalde gelir. Hani 3-5 gram, 10 gram fazla olabilir ama fazla da kaçırmayın arkadaşlar. Amino asitimizi de karıştırdık. Solüsyonumuz hazır oldu şimdi. Bunu bu varile boşaltacağız. Varil diyorum, tarladan alışmışız varil demeye de. Kızım sen git musluğu tak, ver bana. Hortumu tak, aç dediğim zaman aç. Ya da hortumu tak, su gidiyor çünkü buradan. Ben şeyi bitirdikten sonra, su işini bitirdikten sonra o hortumun ucunu açıyorum ki bunun içinde dolu olan şeyimiz, varilimiz boşalsın diye. Taktın mı kızım? İyicene tak ha. Bunu da olabildiğince güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu serimiz devam edecek arkadaşlar. Yani fırsat buldukça devam etmeye çalışıyorum. Videoları da atlatmadan izlerseniz, video aralarında verdiğim bilgileri lütfen yorumlarda bir daha sormayın. Çünkü zamanım yok. Çoğu yoruma kavuşturamıyorum. Elimden geldiği kadar da kavuşturmaya çalışıyorum. Tut şunu kızım. Şimdi şunu şuraya dökelim. Öyle tapamız var. Tapayı da tapıp bunu sıkıcana kapatıyoruz. Git kızım şimdi suyu aç. Tam sonuna kadar aç. Karışımımız hazır. Şimdi su gelecek. Bu dolacak. Ondan sonra bitkilerimize gidecektir. Sulama konusuna yine değinmek istiyorum. Geç bu tarafa kızım. Şu gölgede oturalım. Su gelsin. İlacı da nasıl geliyor onu da gösterelim. Ve videomuzu bitirelim. Şimdi sulama konusuna gelince arkadaşlar, çok suluyorsunuz. Hobiciler genelde bunu yapar. Çok fazla suladığımız için bitki boya kalkıyor. Zayıf bir şekilde boylanıyor. Yeterli güneş ışığı da görmediği zaman daha da çok boya kalkıyor. Başta biraz güzel oluyor ama sonradan kötü oluyor. 3 güne bir, 4 güne bir toprağınıza göre, bu geçirgen bir toprak. 3 güne bir ben suluyorum. 3 güne bir, 1 saat falan su veriyorum. Çok bile geliyor. Yani yarım saat de aslında kurtarır. Bundan sonra biraz düşüreceğim. 45 dakikaya düşüreceğim.
3 güne bir yarım saat 45 dakika su vermeniz yeterli oluyor. Fazla su vermek çok çabuk büyüyecek anlamına gelmiyor. Bu işte biraz sabırlı olmak gerekiyor. Ekeli bizim 12-13 gün oldu. Gayet 12-13 güne göre gayet güzel çalışmışlar. Yani sabır istiyor. Biraz emek istiyor. Sabredince, emek edince hepsi olacaktır. Arada bazen fileniz olur, ölebilir. Yanlış gübre yapabilirsiniz. Ya da çok fazla sularsınız. Ya da çok erken bir kara kazma yaparsınız, kökleri oynatırsınız. Ama pes etmemek gerekiyor. Şimdi biz ne kadar işin içindeyiz biliyorsak da yine bazen istemediğimiz durumlar söz konusu oluyor ne yazık ki. Mesela orada bir tane şey kurudu. Salatalığımız kurudu. Yerine bir tane daha ektim. Çileğin birisi kök çürüklüğü yaptı ve çilekte şu anda aşırı bir derecede mangan eksikliği var. Ama karma şey olduğu için, karma ekim olduğu için sadece bir tanesi bir şey isterken hepsine veremiyoruz. Şöyle oturalım ya. Ay vay 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 vay. Gel kızım. Erva'yı da kameraman yaptık. Bundan sonra benim bu bahçe serisi videoları çekerken sürekli yanımda olacaktır. İlacımız gelmeye başladı. Şimdi şunu da gösterelim. Bakınız kahverengi kahverengi gelmeye başladı. Bu rengi veren amino asit ve humik asit arkadaşlar. Mesela kabaklardan ben çok iyi performans bekliyordum. O kadar olmadılar. Zenk durdurdu. Ondan sonra patlıcanda şöyle görüyorsunuz. Harita kurdu var. Geçen buraya dolu yağdı. Dolu bazı yaprakları parçaladı. Bereket çabuk geçti. Şimdi harita kurdunu size göstereyim. Gel kızım. Tut şunu. Bunun içindeki daha canlı. Şu sarı yeri bir gösterelim. Görünüyor mu kızım? Pek gözükmüyor. Dur bakayım ben şey yapayım. Şu anda tırnağımın ucunda o sarı gördüğünüz o bir kurt aslında. Yaprağın ortasına gidiyor. Yaprak galeri güveleri diyoruz biz bunlara. Böyle o daha değil. Böyle galeriler açarak yaprağa zarar veriyor. Bakınız burada da var. Bunun için de o mosfilanı kullanacağız. Yani kendi evim de olsa şey de olsa fark etmiyor. Eğer bir ilacı kullanmak mecburiyetindeysek onu kullanacağız. Yoksa üretim yapamıyoruz. Bu ticari anlamda da böyle. Biz keyfimizden yani ilaç kullanmıyoruz. Bir ilaç olmuş bir pakette 200-300 lira, 500 lira. Kimse durduk yerde ben para vereyim gideyim ilaç atayım demez. Mecbur olduğumuz için kullanıyoruz. Bunu kullanmak istemeyenler ticari üretim yapamazlar. Öyle videolarda, yorumlarda ahkam kesenler gelsinler. Çukurova'da açık alanda sebze 20 dönüm sebze üretsin. Hiç ilaç diyoruz. Biz her şeye ilaç diyoruz. Gübreye de ilaç diyoruz. Aslında bunlar zehir. Bu benim söylediklerim. Gelsin bu zehirleri kullanmadan, bu ilaçları kullanmadan üretim yapsın. Para kazansın. Yaşım 45, isterse 15 yaşında olsun. Yemin ediyorum gideceğim, ellerinden öpeceğim. Yani imkansıza yakın bir şey. Olmuyor. Çünkü popülasyon çok yoğun. Atmosfer kirlenmiş. Bu sene burada bir haşere varsa o haşere bu bölgede yani tarla için konuşuyorum. O bölgede olan yabancı otların üzerine o toprağın içine şeylerini, pupalarını bırakıyor. Larvalarını bırakıyor. Ve konukçuluk ediyor. Öbür sene yine aynısı oluyor. Geçen domates videosunda daha bugün ayın kaçı? Geçen dediğim 2 gün önce 17 Mayıs'tı. 17 Mayıs'ta Akdeniz meyve sineği gördüm. Normalde bu Haziran'da çıkar. Ama şimdiden gördük. Yani popülasyon yoğun. Ve bu ilaçlar atılmazsa bitkiler verim yapmaz. Aldığınız ürünler kurtlu olur, bozuk olur. Pazar değeri olmaz. İlaç atılmadan
ürettiğimiz ürünleri pazara götürürsek zaten hepsi çürür de hiçbiriniz de almazsınız. O milleti zehirliyorsunuz diyenler bile bir tane almaz. Konuşmaya gelince böyle, ama şeye gelince, dezgahın başına geçince bir tane kurtlu domatesi kimsenin aldığını, bile bile kimsenin aldığını ben görmedim. Herkes kurtsuzunu istiyor. Kurtsuzunu da yapmak için, tutasızını da yapmak için ilaç atmak zorundayız. Bu şeyleri, videoları biraz uzun tutacağım. Böyle sohbet olarak da yapacağız. Kara kazma yapacağız gelecek hafta. Her haftada, tahminen haftada bir gün, haftada bir video olacak. Bazen acil bir şey olduğu zaman, ilaç milaç attığımız zaman onun videosunu da yaparım. Bunun içinde dediğim gibi oynatma listesi var. Bu üçüncü video. Bütün serileri oraya katacağım. Yeni başlayanlar, baştan itibaren sebzeleri böyle olanlar, bu durumdan itibaren hepsini seyredersiniz. Çünkü hepsinde çok güzel bilgiler sunacağız. Mutlaka da benim bahçem çok da iyi olacak demiyorum yani. Bakarsınız olmaya da bilir, yerini sevmez, bir şeyler olur olmaz, ama şimdilik güzel gidiyor. Özellikle domates çok hoşuma gitti, salatalık çok hoşuma gitti, biberlerin hepsi öyle, patlıcan da güzel. 12 gün önce birinci videoya bakın, ekim videosuna, 12 günde gayet güzel olmuşlar. Mesela çilek olmadı. Çilek çünkü fazla suyu sevmiyor. Bir de kök hastalığı var o çilekte. Çileğin bir tanesi kurudu. 3 tane çileğimiz kalmış şimdi. Oraya da aksine biraz fazla su gidiyor. Ona da yapacak bir şey yok. Şimdi suya bakalım. Gübremiz gitti. Su az bir şey daha şey geliyor. Renkli geliyor. Bir 5 dakika daha giderse temiz su gelecek. Ve temiz su geldikten sonra 10 dakika 15 dakika su bıraktığımız zaman, temiz su bıraktığımız zaman sulama işlemimiz bitmiş olacaktır. Dilerseniz siz bu söylediğim ölçüleri yarıya bölün. Hiç riske girmeyin. Yani 1 gram 2 gram falan mevzusu vardı ya, kök başına 1 gram gübre, en fazla 2 gram. Siz bunu yarım gram atarsınız, her suda verirsiniz. Ama çok da uğraşmak istemiyorsanız, biz 3 suya 1 gübre vereceğiz. Her suyu 3 gün düşünürsek 9 güne 1 gübre vereceğiz. 9 güne 1 2 gram civarında toplam gübre kullanacağız. Humik asitler de yine o şekilde. Ama 3-4 gramları geçmeyin arkadaşlar. 3-4 gramlar bitkinizi kurutabilir. Bir de şurada bir şey var kızım. Al şu kamerayı. Git en birinci biberi bir çeksene. Şu mu? Yok. Öbür sıradaki bak. Biraz uzaktan tut. Ondan sonra gel buraya. İkincisini tut. İkinci sıradaki bak. İkinci sıranın birinci biberi. Tamam. Gel şimdi. Şimdi arkadaşlar, bitkilerin güneşe ihtiyacı var. Aslında şu anda gördüğünüz çok güzel olmuş. Orası fazla suya da gelmiyor. Güneş de almıyor. Bitkiler güneşi görmediği zaman başta biraz güzel oluyor. Ama sonradan diğer yerler orayı geçiyor. Oranın yaprakları daha ince olur. Daha çabuk boya kalkar. Ve verimi az olur. Şimdi bir de çiçek döker. O problem de var. Bir de bizim hobicilerin genelde en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de şey. Merhaba, oturayım gene. Gel kızım, şöyle bize gelsin. Bizim hobicilerin en çok şikayet ettiği çiçek dökülmesi. Çiçek dökülmesinin birçok sebebi var. Zamanı gelince ben anlatacağım ama şimdiden biraz bahsetmek istiyorum. Çiçek dökülmesi bir haşerelerden dolayı. Haşereler böyle bitkinin öz suyunu çekiyor ya, öz suyunu tripsi, kırmızı örümcekler, yaprak bitleri, beyaz sinekler, bunlar fazla olduğu zaman çiçek döker. İkinci bir sebep, aşırı sıcak olduğu zaman, mesela domates 35 derecenin üzerine geçtiği zaman çiçek döker ya da çiçekler dölleme yapmaz. Dölleme yapmadığı zaman sonra yine dökülüyor. Hava şartları. Üçüncüsü, çok aşırı su vermek.
ve güneş ışığını görmemesi, bu da çiçek dökmesine sebep olur. Artı bazen de her şey yolundadır ama yine çiçek döker. Bitki çok fazla çiçek tutar. Bunların hepsini büyütemeyeceğini anlar. Bunların bazılarını kendi döker. Bu da normal bir şeydir. Yani %100 bütün çiçeklerin hepsi meyveye dönüşmez. Bu genetik olarak böyledir. Başta fazla tutar ama bitki bunu büyütemeyeceğini anladığı zaman bazılarını elir, daha sağlam olanlarını bırakır. Değerli dostlar, bugün videoyu bitirmek istiyorum. Bayağı konuştuk. Kaç dakika olmuş? Yarım saat olmuş. Bu videoları biraz uzun tutacağım. Bundan sonra takip edersiniz. Her hafta yeni video yüklerim Allah'ın izniyle. Kanala abone olun. Bir de o zile basın. Bildirimleri açın ki ben video yüklediğim zaman sizin de haberiniz olur. Genelde haftada ortalama bir video olacak. Tarla videolarımız devam edecek. Böyle bunu da bu seriyi de araya sıkıştıracağız. Çünkü çok istek geliyordu. Sizlerin de kanala abone olarak bize destek vermesini, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorumların birçoğuna cevap vermeye çalışıyorum ama bazen kavuşturamıyorum. İşimiz oluyor, zamanım olmuyor. Eğer videoyu tamamen seyrettiğiniz zaman zaten genelde sorduğunuz soruların ipuçları o videolarda geçerlidir. Değerli dostlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Tarsus Merkez'den, kendi evimden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.